Bilgiğim merhaba. Üçgende alan konusuyla ilgili birinci sorumuza başlayalım. Yukarıdaki ABC üçgeninde BH uzunluğu 6 cm, AC uzunluğu 20 cm ve BH doğru parçası ile AC doğru parçası birbirine diktir. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? AC uzunluğu 20 verilmiş. Şurayı gösterelim. Şu uzunluk 20 verilmiş. 20 santimetre. Peki, üçgenin AC kenarına ait olan yükseklik kimdir? BH doğru parçasıdır ve BH doğru parçası da verilmiş. Yani ABC üçgeninin alanını bulmak için alan ABC üçgeni eşittir. Üçgenin alanını bulmak için taban uzunluğu ve o tabana ait yükseklik uzunluğunun bilinmesi gerekir. Elimizde AC kenarı var ve AC kenarına ait olan yükseklik BH olduğundan dolayı alan formülünü uygulayalım. Taban uzunluğu hatta birimlerini de yazalım. Çarpı yükseklik bölü 2. Neden santimetre kare olduğunu da görmüş oluruz. Öncelikle sadeleştirmemizi yapalım. 2'yi 2'ye bölelim 1. 20'yi 2'ye bölelim 10. 10 çarpı 6 60. Santimetre çarpı santimetre, santimetre kare. Tabanlar aynı, kuvvetleri toplamış olduk. 60 santimetre kare ve dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde AH doğru parçası BC doğru parçasına dik. BD uzunluğu 6 santimetre, DC uzunluğu 4 santimetre. Alan ADC 12 santimetre karedir. Yukarıda verilenlere göre ABD üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Verilenleri yerleştirelim. BD uzunluğu 6 santimetreymiş ve DC uzunluğu 4 santimetre. ADC geniş açılı bir üçgen. A köşesinden DC'ye yükseklik çizilemeyeceğinden dolayı DC'nin uzantısına çizilir. Yani AH doğru parçasının kendisi aynı zamanda DC kenarının yüksekliğidir. Ve bu alan 12 santimetre kare verilmiş. Şimdi 12 santimetre kare eşitmiş. Taban 4 çarpı yükseklik H bölü 2. Hemen gerekli sadeleştirmemizi yapalım. 2H 12 olmuş. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölelim. H eşittir 6 santimetre. Demek ki bizim AH yüksekliğimiz 6 santimetreymiş. Peki bizden istenen ABD üçgeninin alanı hemen yazalım. Alan ABD üçgeni eşittir diyelim. ABD üçgeninin tabanı BD ve bu tabana ait yükseklik yine AH. O zaman Tabanımız 6 çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 2. Sadeleştirmemizi yapalım tekrar. 6 çarpı 3 18 santimetre kare olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorudayız. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde AD uzunluğu 6 santimetre yerleştirelim. CD uzunluğu 14 santimetreymiş. CD uzunluğu 14 cm. Dikdörtgen olduğundan dolayı aCD CD uzunluğu aynı zamanda AB uzunluğuna eşit. Yani CD 14 cm ise AB uzunluğu da 14 cm'dir. Soruya devam edelim. D, E ve C noktaları doğrusal olduğuna göre AEB üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Yani taralı alan isteniyor. Peki Taralı alan bir üçgen. Üçgenin AB tabanı elimizde. 14 santimetre. E noktasından tabana yüksekliği çizelim. Çünkü bu tabana ait yükseklik ve şu noktaya da F diyelim. EF doğru parçası dik ve AB tabanının yüksekliği olur. Peki H diyelim bu yüksekliğe. AFED de bir dikdörtgen olduğuna göre 90 derece 90 dereceleri gösterelim. Dolayısıyla h uzunluğu AD uzunluğuna eşit olacaktır. Yani yüksekliğimiz 6 santimetre. Artık işimiz daha kolay. İşte alanı bulalım. Formülümüz neydi? Taban çarpı o tabana ait yükseklik. Tabanımız 14. 14 tabanına ait yüksekliğimiz 6 bölü 2. Sadeleştirmemizi yapalım. 2'yi 2'ye böldük 1. 14'ü 2'ye böldük 7. 6 çarpı 7 42 santimetre kare olacak. Ve doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.